Sevgili arkadaşlar, doğru yerde duraklama yapılmayan bir konuşma dinleyicileri sıkar, yanlış anlamlara yol açar. O yüzden konuşmayı da monoton yapar. Onun için durak konusu çok önemli. Fakat yanlış yerde durak yapmamalıyız. Bakın, örnek veriyorum şimdi. Yanlış duraklama ve vurgu anlamsız manalar doğurur. Biz anlatım bozukluklarında da, ben bunu değiniyorum, anlatım bozukluklarında virgülün doğru yerde kullanılması, yani durağın karşılığı virgül oluyor yazımda. Ceviz en güzel ormanda yenir. Şimdi ne anlatmak istiyoruz? Ceviz en güzel ormanda mı yenir? Ceviz en güzel ormanda yenir. En güzel ormanda mı, yoksa en güzel yenilmesini mi belirtmemiz lazım? Yani durak istiyor. Durağın doğru yerde kullanılması lazım. Ucuz gaz dolumu yapılır. Ucuz gaz dolumu yapılır. Kardeşim teyzemden iri börek istedi. Kardeşim teyzemden iri börek istedi. İzmir'e en kısa uçakla gidilir. İzmir'e en kısa uçakla gidilir. En kısa uçakla. Evet, İzmir'in uzun uçakları, İzmir'e uzun uçaklarla mı gidiliyor? Kaliteli gömlek tamiri yapılır. Kaliteli gömlek tamiri yapılır. Genç kızların isteğini geri çevirdi. Genç kızların isteğini geri çevirdi. Şaşkın eniştesini tanıyamadı. Şaşkın eniştesini tanıyamadı. İhtiyar kadına elini uzattı. İhtiyar kadına elini uzattı. Bakın, anlamlar nasıl değişti, gördünüz. Onun için durak çok önemli ve nefes aldığımız, duraksadığımız yerlere çok dikkat ediyoruz. İyi çalışmalar arkadaşlar.